Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve esbabu men'i sarfi tis'atun. Esbabu men'i sarfi tis'atun. Ey tis'atu esbabin. Esbabu yani sebepleri. Men'i sarfi, sarfı men eden sebepler. Bunlar tis'atun 9 tanedirler. Sarftan kasıt burada tenvin bir de kesredir. Tenvin ve kesreyi men eden sebepler 9 tane sebeptir. Bunları hepsini bize sayacak. Ey tis'atu esbabin. Tis'atu esbabin diye tefsir etmesi güzel değildir, hoş değildir. Bunun yerine ey esbabun tis'atun desin. Yani çünkü ey tis'atu esbabin bu şekilde tefsir ettiği zaman yani oradan demek anlaşılıyor ki tis'atun oradaki o mudafli hasaymış ki esbabindir. Tenun eyveden mudafli ki esbabdır yani öyle anlaşılıyor. Halbuki mudafli burada hasa gitme şartı yerine değildir. Hani mudafli ne zaman hasa gider? Ya eğer mudaf mebni ise kabl ba'd olduğu gibi veya mudaftaki tenvin tenvin eyvese eyveden mudafli tenvin o da tabi sadece kullu bir de eyyüne geliyor tenvin. Bu da o yerlerden de değil. O veyahut da mudafımız başka yani başka bir defa mevcutsa o zaman o mudaf mesela mudafli hasse gider ki o kendisi defa etmez. Ya teyme teyme adiyin gibi başka bir defa mevcut olduğu için o öteki defa etmez. Böyle durumlarda mudafli hasse gitmesi caiz olan durumlar ve mudafli hasse gitmesi şartları bunlardır. Bu şartlardan hiçbir tanesi burada gerçekleşmediği için burada tis'atü esbabin diye tefsir etmesi güzel değildir. Yani sanki orada mudafı hazırmış ki esbabindir. O yüzden burada tis'atü esbabin yerine desin ey esbabun tis'atun. Yani göstersin ki bu tis'atun sıfatın mukadder mahsur için ki esbabındır yani. Ya. Tamam. 9 tane sebeptir. Kema eşara ileyha el-allâmetu İbnül Hacbi nazmen. İbn Hacb ne yapmış? Nazmen manzumen yani manzumeten tamam o nazmen şey yapıyoruz o ileyha kemaşa ileyha o ileyhadaki o ha damirine bu nazmen hal yapıyoruz yani manzumeten tamam veya hatta o eşare için mefhum tak mecazi yapabiliriz kema eşare ileyha alamatu ibn hacbi işarete nazmin tamam o şekilde yaparaktan ona mef'ul mutlaki mecazi de yapabiliriz yani. İbn Hacib da ne yapmış? O da nazımlı bir şekilde buna işaret etmiş. Ve zade aleyha el fehametu yani kesirül fehmi olan Molla Halil el Ömeri o es-Si'erdi, Si'erdi yanlıştır. El-Is'erdi yani tam Si'er diyoruz ama yazılış yani, itibariyle dabti is-Irtir. Onun dabdi doğrusu is'irtir. İşte Siyitli olan Seyyid-i Mala Halil El-Ömeri yani Hazreti Ömer'in soyundan geliyor. O da ne yapmış? O da ziyadeleştirmiş. Rahimahumallahu yani hem İbn-i Hacba hem de Seyyid-i Mala Halil merhamet etsin. İşte Zadeci Beyten Ahara Seyyid-i Mala Halil ne yapmış? O da Beyten Ahara. O da başka bir beyt fazlalaştırmış. Halbuki o bir beyt değil yani o bel beyten diyoruz ha iki beyt fazlalaştırmış mesela bu birincisi bir de sonuncusu mevani'u sarfi tis'un kulleme ictema'at sintani minha fema li sarfi tasvibun bu bir de en sondaki kezake vahidatun kamet makamehuma fel cem'u ve elifa tenisi tecvibun. Bir de bu en sondaki. Bu her iki beyti Seyyid-i Mala Halil Siirtli, Seyyid-i Mala Halil ziyadeleştirmiş. O ortadaki beyt ise ve nunu ve addun ve vasfun ve te'nisun ve ma'rife ve ujmetun thumme cem'un thumme terkibun. Bu bir ve nunu zaideten min kabliha elifun ve veznu fiilin ve hadal kavlu takrim. Bu da iki. Bu iki beytte ortadaki bu iki beytte bunlar da İbn Hacib yazmıştır yani ya tamam. Belli. Mevani'u sarfi yani sarfı men edenler. Mevani'
cem'u maniat yani illetun maniatun anlamında. Tamam. Mevani'us sarfi. Vezne geçiyoruz. Ha pardon. Beytin ahire. Ve hiye min hayis mecmu'i toplamda toplamda erbaatu ebiyatin. Toplamda kaç beyttir? 4 beyttir yani ya. Değil mi? İki tanesi baştaki ve sondaki kesirde var. Halisiyetli. Ortadaki iki beyt de İbn-i Hacb'a aittir. Mevani'us sarfi tis'un kulle mectema'at. Mevani'us sarf yani sarfi men edenler. Sarf yani tenvin ve kesredir. Onları men edenler tis'un. Bunlar 9 tanedir. Kullema içtema'at. Kullema yani meta, ne zaman ki içtema'at toplanırsa. Sintani minha. Bu 9 taneden 2 tane sebep toplanırsa. O zaman fema li sarfi tasvibun. Sarf için yani o tenvini kese için yani bir tasvip bir çıkış yolu yoktur yani ya tamam. İşte mevani'u sarfi diyor. Mevani' cem'u maniatındır diyebiliriz. O zaman illetun maniatun o illet ne yapıyor? Men ediyor yani ya tamam. O illet men ediyor. O da sarf olmasını, o kelimede sarf olmasını. Yani kelimede kesretlenme olmasını men ediyor. Beli. Mevani'u sarfi tis'un kulleme ictema'at sintani minha. İki tanesi bu 9 illetten iki tanesi toplanırsa fema lissarfi tasvibun. Yani tecvizun yani mazar bir mal isim faal. Yani mücevvizun anlamında. O zaman sarf için bir mücevviz yani caiz kılıcı yoktur. Yani tenvir ve kese için bir caiz kılıcı herhangi bir şey yoktur. Adlun birincisine de adıldır. Ve vasfun ikincisi vasfiyettir. Ve te'nisun diye nedir? Tenistir. O ve marifetun yani bir de alem. Marifetun alemdir. O yani alemiyetlik. Ve ucmetun bir de ucmetlik var. Sümme cem'un. Sümme getirmesi yani burada hani hepsine vav getirdi değil mi? Hepsi vav getirdi. Buraya gelince sümme getirdi. Yani bunun buradan kastı bu, vezni ne yapmaktır? Vezni sadece vezni muhafaza etmek için sünnet gelmiştir. Yani değil ki hani terakki içindir falan filan o terakkilik yok yani ya. Bazıları belki diyorlar terakki rütbi hani rütbesi terakki diyorlar falan. O cevap da hoş değildir. Niye? Çünkü cem' yani bu ondan önce zikredilen öcmettir, marifet, tenis, vasıftır, adildir. Cem'e bunlardan rütbesi daha yüksektir. Bir de kendisinden sonra gelenler ki terkiptir, nün zayidedir, efin zayide, bunlardan cem nedir? Bunun rütbesi daha yüksektir. O yüzden burada terakki rütbi de diyemeyiz yani ya. Sadece ne diyeceğiz? Mücerret sadece vezni muhafaza etmek için burada sümme getirmiştir ha. Tamam. Fema li sarfi ha ve ucmetun sümme cem'un sümme terkibun buradaki sümme de aynı şekilde sadece vezni muhafaza etmiş gelmiştir. Ve nunu onun ki zaideten min kabliha elifun değil mi? Onun ki hale kevnihi onun harekete zaideten yani hale kevniha onun hali o Hazreti'nin ona hal yapıyoruz. Zaideten min kabla onundan önce ne olmuştur? Zaid olmuştur. Elif'ün Elifze'de olmuştur. Yani buradan maksat değil ki onun tek pardon Elif tek Zaid'dir. Yani buradan maksat yani her ikisi bu ziyadelikte nediler? Müşterektirler. Bunu amaç burada budur yani ha. Ve nunu zaideten min kabla Elif'ün. Onun ki onun hali ki yani Zaid'e min kabla Elif'ün. Ondan önce de Elif de ne olmuştur? Zayide olmuştur. Demek o da Zayide'dir. Bak bunun zaten Zayide'den. Kendisi o Zayide'den hal yapıyoruz Nun'a. Nun da kendisi Zayide olaraktan geliyor. O min kabli Elif'in bunun makamında Elif de vardır. Tamam. O Zayide'den hal yapıyoruz. Bu Nun'a. Aynı şey gibidir ha. Sıfatın cariyetine alakalı ilmenin yelehu babındandır bu da yani ya. Tamam. De ve veznu fiilin. Tamam. Bir de veznül fiil vardır. Ondan sonra veznül fiilin ve gayrim sırf illetinden bir tanesi veznül fiildir. Ve hâzel kavlu
bizim bu süredimiz bu hani vezini süredimiz bu kavun takribun değil mi? Yani bu hani mevani'us sarfiyim böyle nazımlı bir şekilde söylememiz bu takribun takrib mazdar isfal yani mukarribun yakınlaştırıcıdır. Tamam ilal hafzi. Yani hifza ezberleme nedir? Daha yakınlaştırıcıdır. Çünkü diyoruz hifzun nazmi eshelu yani ha. Nazmi ezberlemek daha seheldir, daha kolaydır, daha hoştur yani ya. Bu ortadaki iki tanesi İbn Hacib'indi. Kezake vahidetun kamet makama ama kezake aynı şekilde yine gayrim sarf yapıyor. Vahidetun bir tek ellet, yani elletun vahidetun ku kamet makama yani ya. Bir tek ellet ki iki ellet yerine geçiyor. O da ne yapıyor? Tek başına iki ellet yerine geçiyor. Yine o şekilde gayrim sarf oluyor. Peki soruyoruz o zaman bu iki ellet ki bulan her biri tek başına iki dediğine geçiyor. Bu nedir? Diyor fel cem'u elifa ettenisi. Bir cem'dir. Sigametül cum'u. Tek başına iki dediğine geçiyor. Diğeri de nedir? Elifa ettenisi. Yani o elif ettenis. Elifa tesni kullandı. Yani elif ettenisi o maksura ve memduda fark etmez. Bunlar nedirler? Bu fel cem'u ve elif ettenisi. Tecvibun yani cevabın lisayla anha yani ha. Bu soruyu sorana cevap veren bir diyor. Tek başına iki ellet yerine geçen hangisidir? Cevap veriyor. Fel cem'u ve elifa te'nisi yani ha. Bu soruya cevaptır. Yani bu tecvibun yani biz şöyle mana yapıyoruz. Yani cevabın lisayla anha diye mana yapıyoruz. Ama lügatta bu mana gelmiyor yani ha. Tamam. Burada o zaman manayı murat odur yani ha. Tecvibun manayı murat odur. İntaha, intaha yani intaha en nazmı. Nazmımız bitti. Zaten bu şeyden ne de ismi bu intihaya kadar var ya yani ehaduha kema eşare ileyhadan ta oraya kadar tamam. Kema eşare ileyhadan ta bu intihaya kadar zaten buraya kadar yani nuskayı hattiyede yani hat nuskasında bu mevcut değildir. Yani bu sadece haşiyeciler yani nuskacılar ne yapmışlar? Bu bir haşiyedir. Yani bu pardon. Ha bu bir haşiyedir. Nuskacılar ne yapmışlar? Bu haşiyeyi de alıp şerhe eklemişler yani ya. Tamam. Kema eşare ileyha el-allamet İbn Hacb nazman. O kema eşare oradan itibaren ta şimdi buraya olduğumuz intihal dedik ya. Ha buraya kadar. Oradan buraya kadar hat nuskasında orijinal nuskada mevcut değildir. Ha bu nedir? Nuskacılar bu bir haşiyedir. Nuskacılar bu haşiyeyi alıp ne yapmışlar? Şerhen içine yerleştirmişler yani ya. Tamam. Ehaduha bu gayrimusarrafın illetlerinden bir tanesi. Ehaduha yani mesela diğerlerinde diyecek ki vesaniha, vesalisuha. O yüzden keşke burada da evveluha dese daha münasip olur yani ya değil mi? Ehaduha yani o mabad'daki şeylerin münasebeten desin evveluha birincisi tamam bir tanesi de birincisi desin el alemiyetu birincisi nedir? Alemiyetliktir yani ya. Gayrimusarrafın illetlerinden birincisi alemiyettir. Bu alemiyet ve hadduha yani alemiyetin tarifi ma zekere. Yani ma zekerehu yani musarrafın zikretidir. Hani Musa'nın dizgin şey, el alemin mavud yani şimdi bir aynı gayre mütenavun gayre biyedun vahidin var ya. Orada zikretmiş. Halbuki orada neyin zikretmişti? Alemin tarifini zikretmişti. Alemiyetliğin tarifini zikretmemişti ya. O yüzden burada şöyle bir taktiği yapalım ki bu ibarede yanlış olmasın. Ve hadduha de ki haddu alemiyeti. Yani haddu makamet bihi. Alemiyetin kendisi kayım oldu. Alemiyet neyle kayımdır? Alem ile kayımdır. Alemiyetliğin kaim oldu. O alemin tarifi mazekere. Onu zikretmiştir. Böyle olsa sıkıntı yok yani tamam. Böyle bir taktiği yapacağız. Yani, haddu ma kamet bihi el alemiyet diyeceğiz. Yani, alemiyetin kendisi kaim olduğu şey ki alemdir. Onun tarifi o mazekere musannif onu zikretmiş yani ya tamam. Bu şekilde mana yaparsak o zaman sıkıntı yoktur yani ya tamam. Mesela ne gibi alamet? Zeynep yani. Zeynep ne de alemdir. Tabi diğer bir alet mevcut nedir? Tenisi manevidir yani. Zeynep gayri musarrıdır sebep alemiyet ve tenisi manevi. Ve thaniha ikincisi ise
Et-te'nisu. Yani gayrimusarrafın sebeplerinden ikincisi nedir? Tenisliktir. Tabi tenisi ikiye ayıracağız. Tenisi lafzi ve tenisi manevi olmak üzere. Tenisi lafzi, onu da ikiye ayıracağız. Diyecek tenisi lafzi odur ki başında, yani pardon, tenisi lafzi diyecek ki ya sonunda ta vardır veya da elif tenisi vardır. Elif tenisi ikiye ayıracağız diye elif tenisi ya elif maksudu dememdedir. Tamam. Sonra tenisi manevi anlatacak. Demek ki ve saniye tenisu ve huve bu tenis ala darbeyn, yani iki kısma ayırıyor. Lafziyin ve maneviyin. Fel-lafziyu, yani bu tenisi lafzi şudur. Ve tenisi lafzi ala darbeyni. O da iki kısma ayırıyor tenisi lafzi. Eyden nasıl ki mutlak tenisi iki kısma ayırıyordum. Bu tenisi lafzı iki kısma ayırıyor. İmma bitta yata ile de ketelhate, yani ketenis telhate ve tenisi Ayşe'de orada olduğu gibi tenisi bitta, o bir de alamiyet. Bu iki şart burada mevcuttur. Ve şartu tenisi lafzi yillezi kubittai, hani liyekune müessiren fi men'i sarfi el alamiyetu. Yani bu tenisi lafzı ki, yani ta ile olan tenisi lafzı gayri musarrafta müessir, yani tesir edici olabilmesi için burada nedir? Şartı olur ki el alamiyet alamiyettir. Alamet olması şartı var. Ve şartı tenisi el lafzi. Tenisi lafzın şartı. Diyecek el alamiyet, ona şartı alamiyettir. Alamet orada olması şarttır. Hangi tenisi lafzi? Ellezi bittay. Ta ile tenisi bitta olan o tenisi lafzının şartı alamiyettir diyecek. Hani maksat liyekune müessiren fi men'i sarfi. Gayrimusarrafta tesir edici. Bu tenisi bittay, bu tenisi bitta, bunun gayrimusarrafta tesir edebilmesi için alamiyet şarttır. Tamam. El alamiyet. Alamiyet şarttır. Ve imma bil elif dedik. Tenisi ya imma bittayi. Tenisi lafzı imma bittayi. Ve imma bil elif. Ve tenisi lafzı nedir? Veyahut eliflerdir. Ve elifü tenisi izharun fi makam ile idmardır, değil mi? O yüzden vehiye desin. Vehiye, yani bu elifü tenis. Tamam. Vehiye bu elifü tenis. Bu da nedir? Aladar beyni aynı şekilde iki kısma ayrılıyor. Eydan nasıl ki bu tenisi lafzı da iki kısma ayrılıyor diyebiliriz. Bu da onun gibi de mutlak tenisi nasıl iki kısma ayrılıyordu. Yani iki işe de yöneltebiliriz yani, ya tamam. İmma maksuratin, ya maksurdur, nev hubla ve buşra maksurdur, yani kasredilmiş. Değil mi? Çünkü kasr lügatta hangi anlamı geliyordu? Ya hapsedilmiş ya da dudulmeddi anlamına geliyordu. Burada da o yüzden burada iki anlam da olabilir. Hübüle bak. Dıdılmedi uzatma yok. Hani hamra e gibi öyle uzatma yok. O veyahut da haps kelime ne olmuştur? O son hareke o elifte haps olmuştur. Tamam. Ve imma memdudetin, o elif kendisi memdud değildir. O memdudun makablihadır. Makablisi uzatılıyor yani, tamam. Ve imam memdudun makablaha diye onu tevil edeceğiz yani, ya. No hamra e. Orada olduğu gibi. O vel maneviyyu dedi ya, tenis iki kısım, mutlak tenis iki kısım alıyor. Ya lafzı diye manevidir. Dedi fel lafzı böyle. Ha. Vel manevi, tenis manevi nedir? Ma khala minettai vel elifeynil meskureyni. Demek ki tenisi manevi neymiş? Mahala minettayim. Değil o tenis ta'dan ve eliften, o iki eliften şeydir, halidir. Mahala mausufu tenisi diyeceğiz. O tenisin mausufu, tenisin kendisi hali değildir. Bu yanlış manadır. O yüzden orada ne yapacağız? Orada bir mudaf atacağız. Yani mahala o tenisi, mahala mausufu. Mausuf tenisi. Tenisin o mausufu, yani o tenisle vasıflanan o kelime halidir ta'dan, bir de o her iki eliften. Tamam. Orada mahala mevsufu diye orada öyle bir takdir yapıyoruz ha. O lakin el arabe madem tay tenisi yok. O elif mahsus elif tenisi yok. Peki o zaman bu kelime nasıl mühennestir? Buna mühennest diyoruz. Diyor lakin el arabe istamele tüm mühennest. Fakat Araplar ne yapmışlar? Araplar onu mühennest olaraktan kullanmışlar. Tamam. Mühennes olarak Araplar kendisi kullanmışlar. Yani
Artık o ten, lakin araba istamelet hu. Değil ki o tenisliği sokmuşlar. Ma istamelet mausuf tenisi. Onu müennes olarak konmuşlar. O zaman artık fetenisuhu. Hani fetenisu mausufihi semaiyyun. Yani arabadan işitilmeye bağlıdır yani ya. Tamam. Artık bu tenis manevinde şartları var. Gayrimusarrıfta bu bir illet olabilmesi için bunda ne vardır? Şartları vardır. Ve iştahatu fi tenis manevi liyekuna müessiren fi men sarf yani ya. O sarfı men etmede tesir edici olabilmesi için bu tenis manevinde şart koşuluyor. Yüşteratu el alemiyyetu. Tamam. Ne olacak? Alemiyet olacak. Mesela Zeynep alemiyet vardı değil mi? Ve en yekune zaiden ala sat harfin ne olacak? 3 harften fazla hocamız Zeynep gibi. Zeynep hem 3 harften fazladır hem de alemiyet şartı var. O yüzden gayrim sarftır. Ev yekune vasatuhu mutahariken. Vatan olacak. Yani 3 harfi olsa zayi ortasında olacak mutahrik olacak. Ne gibi? Sakar. Cehennemde bir vadinin ismidir Sakar. Bak 3 harfidir, ortası mütahriktir. Tamam. Yani hem tenis manevidir. O hem de alemdir oraya. O ev yekune. Tamam. Ev yekune. Öcmeten değil, o öcmeten nispet etsin dalgıdadır. Acemiyen, nehumah ve cur gibi yani ya. Yani 3 harfi olsa dahi eğer ortası mütahrik olacak, ortası mütahrik sakin olsa bu sene olması gerekiyor? Öcmet olması gerekiyor. Bu mahvecur ismani li beldeteyni min bila dil Faris değil de min bila di Faris. Tamam, o elifemi kaldırıyoruz. Yani Faris, yani İran, İran'ın kentlerinden iki kentin ismidir. Mahvecur kenti yani ya. Tamam. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.